Piksopat'tan hepinize merhaba. Efendim Sonatçım buyur dinliyorum abi. Özür dilerim araya girdim. Ne demek abi lütfen. Açamayacaktık yoksa. <laughs> Abi nasılsın? İyiyim. Sizi gördüm çok daha iyiyim şu anda. Teşekkür ederiz efendim. Biz de aynı duygularla seni burada ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Bugünkü efendim bu özel röportajımızın nedeni nedir Gülcüm? Özel röportajımızın nedeni Contain oyununun başındaki kişi Sonat Bey'le röportaj yapmak. Hoş geldiniz efendim. Sonat Bey. <laughs> Sonat abi abi Bey. Germeyin burada <laughs> Sonat Bey'le ya. Sonat Bey nasılsınız Sonat Bey? Üç gün önce YouTube'da chatte böyle birbirimize laf atarken Sonat Bey olmuş olmuş yani. Az evvel random güldüm şimdi Sonat Bey oldu değil Öyle. mi? Abi evet, contain. Aynen. Contain ne diyorsun abi? Abi contain ilginç bir şeye benziyor. Benim de bayağı dikkatim çekti. <laughs> <laughs> Kim yaptıysa eline sağlık yani. Kısaca bir anlat nedir contain hakikaten? Contain nedir abi? Contain, işte içerisinde doğa üstü olaylar hı -hı, içeren hı -hı. E, ister tek başınıza oynayabileceğiniz, isterseniz arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz 5 kişiye kadar oynanabilen beş kişi hmm. e, PvE Tabii ki PvP yok şu anda Coop e, shooter e, diyebiliriz değil mi yani? Aynen e, aslında e, şu, Biraz Hani magmadan giriyor gibi olacağım işte her şey toz bulutuydu gibi olacak ama e, Ben şahsen işte az çok beni tanıyan herkes biliyor zaten. Siz de biliyorsunuz. Ben tactical shooter falan o tarz şeyleri çok sevdiğim için hı hı. E, arcade de olsa minisim de olsa seviyorum yani. Hı hı. E, SCP temasını da çok seviyorum. Hani e, kontrolü falan böyle 7-24 her yerde övdüğümü de birçok insan bilir zaten. Hala dövüyorum. İkincisi geliyormuş bu arada. Evet, evet, araya buyurlar. haber seçtim şu an. Hı. Çok mutlu oldum. Hı hı. Ondan sonra... Abi ben şahsen şey istiyordum. E, böyle... Tactical shooter olsun ama işte içinde birazcık gerilim öğeleri, SCP teması böyle doğaüstü olayların falan yer aldığı bir şeyler olsun. Öyle bir şey oynayalım diye. Hı hı. E, güzel denemeler de var aslında Steam'de. Yok değil. E, bir Birçoğunda oynadım. Yani iyi de gidiyorlar hani aslında. Hı hı. E, tehlikeli rakipler de var arada. <laughs> e, ama şeyi fark ettim. Yani yine de insanlar tam olarak aradıklarını bulamıyorlar hı. bu oyunda. Onu fark ettim. Hikayeyi de çok spoil etmek istemiyorum. Tabii Açıkçası yani bir tatlı bir e, açılış sinematiğiyle oyunu açmak istiyoruz zaten ondan sonra. CGI olmayacak tabii ki ama aklımızda böyle diğer oyunlardan görüp çok beğendiğimiz bir anlatım tarzı var. Onu kullanmak istiyoruz. Oğuz da ben de mesela şeyin hastasıyızdır. Mandalorian'ın falan sonunda evet. konsept artlar evet, gelir ya. O abi. böyle para paralaks efektle evet. geçerler falan evet, abi. O tarz bir anlatım yapmak istiyoruz. Müthiş <laughs> yani, abi. Ee, tamam çok isterdim CJ olsun ama CJ için ne işte benim bütçem var, ne vaktim var, e, ne onu, e, onun altından kalkabilecek kadar bir takımım var. O yüzden biz de biraz daha hani sanatsal e, diyeceğim tabii. bir yönde bir şeyler yapmaya çalışalım istedik. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Çok da seviyorum zaten o tarz şeyleri ben. Hı -hı. E, o yüzden oradan yürüyeceğiniz bir anlatı olacak. Peki PvP olacak mı abi? E, PvP sorusu, sorusu tabii çok doğal olarak e, çok Hı -hı. fazla geliyor. Hı -hı. E, ama bunu ne işte hani evet gelecek diyoruz. de hayır gelmeyecek demiyoruz. Çünkü e, bana olur mu acaba falan diye böyle bir sürekli aramızda konuşma var. Hı -hı. E, ama tabii oradaki dengeler çok farklı. PvE oyun yapmakla PvP oyun yapmak arasında çok büyük büyük farklar var. Tabii. Yani bunu level design'dan tutun e, ki Modern Warfare'de şu anda görürüz. Bir sürü haritadan insanlar Hı -hı. şikayetçiler. E, koskoca ondan öyle yani. Abi <laughs> 100 100 milyonların yıllardır... yattığı oyun Kesinlikle. tabii ya. Yatırıldığı yıllardır oyun yani. bu işi yapıyorlar ve hani onlar bile böyle hatalar yapabiliyorsa biz e, e, muhakkak abi bir tane label designer <laughs> bilmiyorum ne yaparız. <laughs> Yok, abi. Öyle... falan yaptırırım o işi. Şey, önümüzü çok görmek lazım. <laughs> önümüzü görmek lazım diyorsun tabii. Tabii. tabii, canım, tabii. Önümüzü tabii. görmek lazım. Eee Korku da de, denebilir mi peki? Ağır bir korku oyunu olarak düşünülmesin. Korku öğelerinin bulunduğu, daha doğrusu ben gerilim öyeleri diyorum korku demiyorum. Elbette ki kimi insanı korkutabilir, bir anda işte ne bileyim bir ışın patlaması, bir sesin gelmesi, yani jumpscare diyoruz ya biz bunlara. Kimisine çok cheesy gelebilir, hiç böyle dümdüz devam edebilirdi. De. Bunun da farkındayız ki biz bunu FAQ'larda, sıkça sorulan sorularda falan da mutlaka hep dile getirdik Discord'ta da. Hı -hı. Özellikle Twitter'da falan yazmaya çalışıyorum Hı -hı. bu tarz Hı -hı. şeyleri. Çünkü... E Aynı şey bizde de oluyor. Biz de bir yeni bir oyunu gördüğümüz zaman çok kısa bir teaser'dan, trailer'dan kafamıza çok bambaşka evet, bir dünya tabii. kurabiliyoruz ve bu günün sonunda hayal kırıklığına dönüşebiliyor. Çünkü yani herkesi zaten memnun edemezsin. Bu bir gerçek. Hı -hı. Ee, Olabildiğince çok kişiyi memnun etmeye çalışıyorsun. Tabii. Yaptığın tabii iş ne olursa olsun. Hı -hı. Yani bu yayın da olabilir, bu kitap yazmak da olabilir, bu herhangi bir şey olur. Herkesi memnun edemiyorsun son, günün sonunda. Muhakkak, muhakkak ee, bunun abi. Bunun farkındayız. Hı hı. Ama mümkün olunca çok kişiyi memnun edelim istiyoruz. Peki ben damardan giriyorum o zaman. Ne zaman Hı. göreceğiz? Ne zaman oynayacağız? <laughs> ha dur abi. Yani... Son sorulacak soruyu baştan Ama sordum. Ama çok merak ediyorum. Doğru. <laughs> ee, yani herkesin gönlünde tam bir aslan var tabii takım <laughs> şeyde, takımda, ekipte. Burak abi'nin gönlünde yatan aslan aslan Ocak ayıymış. Hatta onunla ilgili çok güzel bir muhabbet var. Ona araya sıkıştırayım. Ee, biz ilk çeyrek düşünüyorduk. 2003 ilk çeyrek içerisinde hani Burak abi Level dergisinde köşe yazısını yazarken Ocak 2023 yazmış. <laughs> Bombayı patlattı ya kucağınıza Bomboyu bıraktı. Patla... Bombayı kucağa im imaj olarak gönderdi derdi böyle bize. İşte Aha. bir kontrol edersiniz falan gibi. Şey. Gördün mü Ocak 2023 dedim ne? bu ne? Abi Oy. sen dedim, ne diyorsun? Nasıl <laughs> olabilir böyle şey? Hemen Kürşat'a mesaj attım. Abi dedim Ocak 2023 diye öyle bir şey yok. Çıkar onu aklından. Evet abi. Dedi ki, Biz dergiyi baskıya gönderdik sonra hepsini tipeksliyorlar falan. Abi. <laughs> Matbaadan değil mi yani çiziyorlar falan. <laughs> 1500 tane, 1700 tane de basılmış o şekilde. <laughs> Denk gelirseniz level'ın böyle rare sayılarından bir tanesi olmuş <laughs> olduğu böyle. Yani çok sınırlı sayıda online tarafta düzelttirdik tabii. Hı -hı. Ondan sonra ama e, öyle bir muhabbet var. Ama e, şu anda yani resmi olarak bunu açıklamadık ama sohbet arasında Hı, -hı. dediğim gibi 2023'ün ilk çeyreğinde Erken erişime çıkmak, hı hı. E, 12 ay kadar e, zannetmiyorum ama daha uzun olur o. Abi, e, abi kalmak. bak onu sormak istiyorum yani bu erken erişim olayı biliyorsun çok yani muhabbetli dönen bir şey. Yani ne evet. kadar işte uzun kaldın, az kaldın işte öyle oldu böyle oldu. 12 ay yetmez diyor musun? Hedef 12 ay mı? Ne, ne diyecek senden bir şey alalım oradan ya. Ağzından bir laf abi, alalım senin o konuda tamam. yani. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> i̇şte bu... Önce şunu söyleyeyim o zaman. Evet, sonat olarak benim vizyonum, erken erişime çıkan bir oyunun kritik hatalarından arınmış olması gerekiyor. Hı hı. Yani neredeyse bitmiş gibi diyelim. Hı. Yani erken yaşındaki oyun şunu yapmalı, erken yaşındaki oyun işte komüniteden, topluluktan gelen geri bildirimlerle değişiklikler yapmalı, hatalar varsa tabii ki... Yani hatanın kaçışı yok, hata olacak zaten, hı hı. Bug, bug olacak oyunda, hı hı hı. bunun farkındayız ama... Yani critical olmaması lazım yani erken işime çıktık çok güzel siz oyunu satın aldınız indirdiğinizde bastınız oyun açılıyor ve crash'lıyor mesela. Mesela. Bu, bu, bu kabul evet, edilemez bir, bir şey doğru. yani. Evet. Bunun olmaması lazım. Ben bir tüketici oyun tüketicisi Hı -hı. olarak buna para harcayan bir insan olarak herhangi bir oyunda bunu yaşadığım zaman sinirleniyorsam çok doğal benim oyunumu alan insan da aynı şeyi yaşayacak ve ben Tabii. bunu e, oyuncu olarak yaşamak istemiyorsam Hı -hı. Hı -hı. bir developer olarak da yaşatmamam gerekiyor. Çok fazla suistimal edildi erken erişim konusunda insanlar evet, abi. haklılar Evet. Abi. yani ben de bir oyuncu olarak ben de bu platformdan sat, oyun satın alan bir insan olarak kat, kesinlikle katılıyorum Hı -hı. adam gidiyor yapıyor erken erişimi diyorsun ki ya iyi güzel gidiyor herhalde bir şey olacak pat erken erişimden bir çıkıyor ne update geliyor hiçbir şey, şey yok. geliyor abi bir sürü para verdik hani yok yok abi doğru söylüyorsun ya o biraz da şey işte ya dediğin gibi dili yandı insanların... Bu Üfleyerek içmek Aslında istiyorlar haklılar. yani. Haklılar, kesinlikle haklılar abi. Yani şey var. Teaser'ın <laughs> altına gelip daha bir şey göstermişler ki yani çok da heyecanlanmayın Hı -hı. yani falan yazan var. Haklı. E, haklı. Yani tabii kendince haklı tabii muhakkak yani. Ama şey yani ne derler, Kalıbımız belli arkadaşlar. Hı -hı. Hani ona göre bir tabii ki e, umuyorum beklenti vardır diye tahmin ediyorum. Hı -hı. Yani şey yazan Hı -hı. var abi frame of six extraction işte böyle olmalıydı falan. Abi çok şey hani <laughs> Ne güzel böyle... şeyler söylüyorsunuz ama hani evet, yavaş <laughs> çok, hoş... çok hoşuma gitti ama hani <gülüyor> 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 olmazsa da ne bileyim Tiki torçla evime gelmeyin, A, gelmeyin. basmayın yani evet. meşalelerle falan. Evet, basmayın. <laughs> evet, <laughs> evet, evet. <laughs> evet abi yani erken şimdiki benim şeyim o. Yani Hı -hı. bizim diyeceğim artık. Bizim vizyonumuz o. Hı -hı. Ee, düzgün çalışan versiyon diyeyim ortaya evet. çıkartmak evet. ve erken yaşam süreci içerisinde e, yavaş yavaş hı hı. işte gelen feedbacklerle ne bileyim örnek veriyorum silah tepmesidir işte ne bileyim e, vuruş hissi vuruş hissi <laughs> yeteri kadar iyi değildir ya da ne bileyim e, işte stocu taktığı zaman verdiği e, artı eksi hı hı. Hı hı. statlar diyelim mesela hoşuna gitmedi oyuncuların gibi gibi abi bunun evet. ayarlanması yani balans <laughs> balans yapılması belki oyunda tam PvE sonuçta değil sonuç itibariyle ama yine bir balans tabii mutlaka olması gerekiyor hı hı. ve bu süreç içerisinde de bu bizim şimdi 12 aya kadar dediğimiz en azından süreç içerisinde de hikayenin unfold edilmesi yani hikayenin hı hı. gittikçe açılması aslında Planlanıyor. Bir dakika nasıl ya 12 aylık erken erişim süresince siz hikayeyi ilerletiyor mu olacaksınız bir nevi? Hı hı. hı, -hı. Hmm, Oo. Enteresan. Güzel. Yani şey gibi hani işte sezon 1 bilmem ne falan. Güzel ya. Yani çok da sezon adını koymak da istemiyorum çünkü şimdi ya koyabilirim. Hı hı. Sezon diyebilirim bunu ama şimdi sezon diye insan aklına hemen şey geliyor. Oo, sezon demek ki 100 levellik bir battle pass var. Battle pass var. Bilmem yani evet. ne var. Öyle bir şey de. yok. Yani o Öyle bir şey yok yani. Hı -hı. Sezondan kastımız bizim kendi işte internal içeride bahsettiğim sezon mantığı ee, hikayenin ee, şimdi yine söz vermiyorum. Hı -hı. Plan 5 ila 6 ee, diyeceğim hadi belki 8 haritayla Hı -hı. başlayıp görevle hı hı. başlayıp e, bu görevleri, bunu da bu arada tartışıyoruz. Hı hı. E, bu arada gelen sorulardan bir tanesi bu, onu da arada cevaplamış hı hı. olayım. Sen oku istersen. Ee, Moz demiş ki, Overreaching bir hikaye içerisinde farklı maplerle, farklı senaryolarla mı oynayacağız? Ee, yoksa dümdüz baştan sona ilerleyen bir hikaye modumu olacak. Yani missionları demiş atıyorum Call of Duty veya Half-Life gibi kampanyalarında olduğu gibi onların belirli bir sırayla mı gidecek yoksa biz istediğimiz mission'ı seçip istediğimiz sırayla mı gideceğiz? Yani her e, harita veya her görev işte bir hikayeyi evet. tamamlayacak bir parça gibi mi olacak yoksa lineer <gülüyor> gideceğiz <gülüyor> mi gibi bir soru? Evet. E, lineer gitmeyeceğiz. Hı hı. Şu andaki planımız o e, ya yani hata şey vardı hikayeyi tutorial olarak mı başlatsak? Yani hı adam hı hı. tutorial oynarken hikaye başlasın, hı sonra hı. işte gitsin Red Ornat'taki, Grand French'teki falan gibi, SWAT oyunlarındaki gibi işte e, hub'ında ekipmanlarını istediği gibi giysin, silahını istediği hı gibi, hı. gibi modifiye etsin, ondan sonra gitsin, istediğin görevi hı. mi seçsin? Hı hı. E, yoksa e, görevler oynadıkça yani bir görevi tamam, e, accomplish ettikçe mi diğer görevler anlık olsun gibi hı hı. bir konuşma hala sürüyor. Çünkü biz hikaye anlatımını e, karakterler üzerinden e, ara sinematiklerle işte ne bileyim yapmayı düşünmüyoruz. Hı -hı. Biz hikaye anlatımını daha çok çevresel yapmayı Hı -hı. planladık. Hı -hı. Environmental storytelling Hı -hı. E, dedikleri Hı -hı. ondan sonra çevresel hikaye anlatımı üzerinden. Yani gidiyorsunuz mekana baktığınız zaman burada bir olay yaşanmış evet. ve aşağı yukarı ne olduğunu e, Hı -hı. çıkarabileceğiniz bir e, tasarım yapmaya çalışıyoruz. Sağda solda e, notlar falan filan Onu soracağım. Var mı böyle e, bir şey? Diyecektir. Evet mesela çok güzel bir örnek mesela o. Kontrolde mesela benim çok severek Hı -hı. E, karşılaştığım e, oyuncuları ben aksiyon yaşamak istiyorum. Ben hikayeyi o kadar merak etmiyorum diyen oyuncular için bir hikaye anlatıyor tabii ki. Bir lineer bir hikaye anlatıyor kontrol orada ama Hı -hı. daha derinine inmek isteyenler etrafta buldukları dökümanları collect edip toplayıp onları okuyarak ee, şey yapabiliyorlar. Ee, hikayenin hikaye, biliyorlardı tabii, tabii. Şimdi bizde de benzer bir şey üzerinde şu an bir yandan çalışıyoruz. Bizde hani dedim ya bir hub var. Bu hub'da hı hı. işte giriyorsunuz, alt kata iniyorsunuz. Hı hı. Ee, orada Kill house var işte. Training yapabildiğiniz, silahları deneyebildiğiniz, üst katta da ofisler, ofis alanı var. Ofis alanında bilgisayarlar var. Şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bilgisayara gitsin. F tuşuna bassın. Bilgisayar ekranında topladı, collect etti ya da oyunu oynadıkça otomatik açılan dokümanları dökümanları çoğu redacted olacak tabii ki. Çünkü Biliyorsunuz böyle bir hikayede Redacted dökümanlar olmadan olmaz. Tabii. Üstü çizilmiş böyle dokümanlar ee. olmaz <laughs> olmaz. O dokümanları okuyarak e, daha derinli, insin hikayenin. Yani biz zaten acil sinematiğinde şeyi vereceğiz. Abi neden buradayız? Biz niye evet, bunu yapıyoruz? Mevzu. Biz Hı -hı. bunu niye yaşıyoruz? Güzel Olsun abi mu? süper. E, vereceğiz. Gerisi tamamen keyiflerine kalmış. E, dediğim gibi görevler anlık olabilir. Kesin değil. Ya da görevler istekleri sırayla da gidebilirler. Hı hı hı. Ee, şu an için tek bir görev mekanik kurgusu yaptık. Ee, contain zaten oyunun adını veren hı hı. asıl temelde o var. Yani hı hı. Gidiyorsunuz ve bir objeyi contain etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı nasıl olduğunu şimdi anlatmayacağım tabii ki. Hı hı hı. Evet. Enteresan bir şeyler de deniyoruz çünkü. Eğer olmazsa <laughs> oyun başına şey yapmış olmayayım burada patlatmış olmayayım. Yok zaten sürpriz olsun boşver. Bir tabii canım. sürpriz kalsın. Yani ee... görevlerde bir obje var ben ona ulaşmaya çalışıyorum. Hani o doğaüstü şeyle alakalı Hı -hı. bağlantılı olabilir evet. ve onu bir şekilde contain yani evet. bir e, kontrol altına alacağım gibi bir e, görev yapısı var. O objenin var. oraya bir giriş hikayesi var. O objenin Hı -hı. Neden Hı -hı. orada olduğuna dair bir muhabbet Hı -hı. var tabii ki. Çıtayı da böyle anlatırken. Çok istemiyorum. istemiyorum. <laughs> Çünkü bir şey de söyleyemiyorsun ya abi. Bunu bir evet, şeyde tabii. de yaşadık. Yani e, ilk No işte yaşanmıştı bu. Hı hı. Volkan'la işte, yayınladılar falan. Biraz böyle hikayenin ucundan biraz bahsedildi falan filan. E, şimdi çok bir şey de söyleyemeyince şey oluyor. Aha Türkiye'den Silent Hill geliyor falan. Ya, falan. Başlığı, durun başlığı abi durun. <laughs> abi ne Silent Hill öyle bir şey yok. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok dur dur. <laughs> Aynen. Şimdi görüyorum. işte Big Fry video yaptı. Altında çok güzel pozitif yorumlar var. Evet bu arada izlemediyseniz ee, çok güzel bir video olmuş evet. o. Ee, ondan sonra şey e, den bir video geldi. Ee, o da çok inanılmaz yükselmiş. Justin e, Justin Red. Onu izlemedim. 87, Onu izlemedim. 4 ona bakayım. dakikalık böyle bir heyecanlı heyecanlı anlatıyor. Ondan sonra şimdi herkes heyecanlı. Mesela şey diyen var. Acaba Eldritch'e e mi uzanacak hani hmm. e, SCP olayı eldişeme uzatacaklar falan. Şimdi çok bir şey diyemiyorum bununla alakalı. Tabii ki şu an ama e, beklentiler inanılmaz yükseldikçe tamam biz de çok heyecanlanıyoruz. Pozitif alınca herkesin morali düzeliyor. Herkes daha çok yapmak istiyor ama bu sefer şey oluyor. Ona altından kalkabileceğiz <laughs> mi evet, acaba bir aklıma şey. Yok. Aklıma direkt şey geldi no Man's burada. Norman Sky. No Man's Sky. <laughs> Sean Murray geldi aklıma yani. Evet, Çocuğa abi. sordukça çocuk bir şey diye evet, olabilir o, falan. Evet yani. Yani olab. <laughs> Çünkü olabilir de olmayabilir de deniyoruz. Hı -hı. Bazı şeyleri gerçekten deniyoruz. Ekip çok yeni mesela. Hı -hı. Bizim ekipte kendi halinde prototip yapmış olan, bir şeyler e, denemiş olan arkadaşlar var ekibin içerisinde. Ben hemen abi benim sorum oydu aslında. İlk on soru. Yani ekip kaç kişi mesela? İnsanlar dışarıdan baktıkları zaman atıyorum. Bir mesela division diyorsun, işte kontrol diyorsun. Sallıyorum işte sandstorm, insurgency diyorsun, ready or not diyorsun. Hepsi mesela... Hı -hı. Hepsi aynı bütçeye sahip sanki, hepsi aynı e, sayıda insan tarafından evet. yapılıyor falan gibi bir, bir beklentiyi de bir oturtmak açısından söylüyorum. Yani etiniz ne, budunuz <laughs> ne abi? Öyle sorayım yani. Kaç kişi ekip? Çekirdek ekip çok kalabalık değil. Hı -hı. Yani çekirdek ekip de ben varım. Hı -hı. E, Ahmet ve Nazlı var, iki, Hı -hı. iki yazılımcı var. E, 3D artistimiz işte Mustafa var. Onun e, stajyer olarak başlayan onun yanında e, daha sonra junior olarak şu an bizimle de devam eden Orçun var. Hı hı. E, dışarıdan bize yardımcı olması için Balım bir bölüm tasarladı bize hı hı. ondan hı hı. sonra. E, bölüm tasarımı yapan sadece ben vardım mesela Contain'de. Hı hı. E, baktım ki yetişemeyeceğim Olmuyor. yani hem takımı yönet <laughs> hem projeyi yönet evet, hem bölüm evet, tasarımı evet. yap. Hem ışıklandırma yap. Hı, hı. Bu arada ama... çok güzel gözüküyor ışıklar. Evet, mis yani. Abi daha çok mutlu oldum <laughs> ben bunu oynayınca. Birçok kişiden de duydum ve daha bitmemiş hali bu. Abi gerçekten. atmosfer var, çok güzel Kesinlikle atmosfer öyle. var yani. Teşekkür ederim abi. Yani daha bitmemiş hali, daha da güzel yapmaya çalışacağım ondan sonra ve ben çok keyif alıyorum ışıkla oynarken. Yani hı hı. ben eee Unreal Engine içerisinde asetleri herkesin hı hı. daha bilindik şeyle diliyle ee, etrafa böyle atayım işler çıksın ortaya sonra onları böyle ışıkla parlatayım bilmem hı hı. ne yapayım işte biraz atmosfer ben çok eğleniyorum bunu yaparken hı hı hı. Ee, o yüzden yaptığım şeyde çok eğlendiğim için zannedersem zaten güzel bir şeyler çıkıyor bu arada lafı gelmişken dörtle ee, başlandı e, 5'e geçildi evet. mi doğru ee, söylüyorum doğru, doğru. Evet, bir <laughs> de motor bize... değişimi oldu yani yolda evet. evet o da bize bir ay bir buçuk ay falan gibi bir süre kaybettirdi toplam ne kadar ee, oldu bu ben... arada başlayalı şey geliştirme süreci Eee ne kadar oldu? Galiba Mart ayında başladık. Çok 2022 iyi. Mart'ta başlandı. Şu anda bu noktada Çok Maşallah. iyi bence. Bravo yani. Masaya ya, proje alındık. ilk Maşallah. projeyi açtığımız Create new project zannedersem Şubat ya da Mart ayı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Çok başarılı. Bravo yani. Ani 4'ten 5'e geçtiğiniz zaman hani böyle aldım, attım olmuyor. Eee olsun yapmayı planlayan varsa. Biraz uğraşacaksınız yani Hı -hı. bazı e, blueprintler özellikle makrolar falan komple bir daha yazılması Hı -hı. gerekti Hı -hı. bir sürü şeyin tekrar bir toparlanması gerekti özellikle Lumene geçince bir anda e, Unreal 4'ten 5'e aldığım ışıklar e, başka bir yere gittiler Hı -hı. ve ulan bu kadar niye bu kadar aydınlık lan burası <laughs> falan oluyoruz böyle çünkü oradaki GI falan tamamen Tabii. değiştiği için. Tabii. E, tamam şimdi ben bu bu ışıkları siliyorum Hı -hı. ve baştan yapıyorum ay, falan şeklinde e, çok keyifli bir süreç oldu ama benim için. Hı -hı. E, yani tabii, Ağrı beşi 5'i de hani e, geçmeyin diyen çok oldu. Abi yapmayın bakın başınızı yakarsınız hani Hı -hı. daha çok erken ondan sonra gibi biz dedik ki abi biz risk almayı seven bir ekibiz başımızı Hı -hı. yakmak istiyoruz <laughs> deyip 5'e geçtik ama şimdi Tabii şöyle bir şey var. Ben bunu çok fazla dile getirmiyorum. Hı hı. Unreal 5'e geçtik. Unreal 5'e geçtik abi. Şimdi Unreal 5'e geçtik deyince herkes bu şey bekliyor. Ee, PlayStation demosu'nu demo... ha, bekliyor değil mi yani? Süper evet abi. PlayStation PlayStation, PlayStation demosu bekliyor şimdi. Evet evet. Şunu bakınca mesela teaser'a bakınca lan bunun ne sanrıyız Unreal 5 hani ışıklar, ışıklar. Hı hı. Tırtı yani hani diyebilir insan. Bu 4'te evet, de yapabilirim. Evet 4'te de yapabilirim de. Hı hı. E, bunu 4'te yaptım o zaman ...daha az performans alıyorum mesela, Pem, öyle bir... O var değil mi abi? Bir performans kazancı oldu yani. Tabii, çok Hı -hı. çok fark etti. Yani mesela bazı yerlerde çok Fake Light vesaire kullanmam gerekiyordu. Hı -hı. E, aynı şey işte night kısmında da geçerli. E, Lumenda olduğu gibi bazı e, modelleri... E, biz bir de başladığımızda sürece Hı -hı. E, çok uzun bir süre e, ekibimizde 3DG arkadaşımız yoktu. Bulamadık. <laughs> marketten sürekli beslendik, <laughs> ondan sonra. Ama marketten beslenirken de hani sadece aset flip olmasın bu. Hı -hı. istedik. Yani tamam aseti alıyorum. Yani çünkü şey de gördük yani gözler hepimiz gördük bunu. Adam alıyor abi aseti. Hı, -hı. Asetin bir demo level'ı var. O level aynen koyuyor. koyuyor. Ne bir şeyle o yaşıyor. Ne bir şeyle uğraşıyor. Ne ne, ne, ne objelerin yerini bile değiştirmeden evet, evet. önünüze sunuyor. Hı -hı. E, oyuncu da haklı olarak bunu görünce kızıyor. Tabi. Sonra e şimdi biz mecbur market, ya marketten beslenmiyor. Ground Grand Branch'ta marketten besleniyor arkadaşlar. Hı hı. E redonatı marketten besleniyor. Tabii ki. Bunun şeyi hani oradaki e, nasıl diyeyim zavan ve e, şey para oradaki e, önemli olan kısım. Tekerliği baştan mı icat edeceksin <gülüyor> mesela <gülüyor> <gülüyor> sandalye <gülüyor> yapmak için? E, tekerliği baştan mı icat edeceksin o duvarı yapmak için? <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok. O, sonra, ya, ben yine aynı duvarı kullanırım. E, daha performanslı bir texture yaparım, daha performanslı bir şeydir yaparım. Sen onu anlamazsın bile büyük Hı -hı. ihtimalle eğer gerçekten bu işin çok içinde değilsen sadece market geziyorsan çok dikkatini çekmeyebilir. Ya bir de şey oluyor abi sanki ben çok yaşadım kendi adıma mesela şöyle bir şey var algı çok önemli oluyor bu işte algı gerçekliğe dönüyor. Sen dersen ki mesela ben tek başıma işte 3 sene oturdum e, akşam işten geldikten sonra tek başıma yaptım çat koyarsın diye o. tek başına yapmış. aa boş, ne boş, o, bilmem evet. ne. Sen dersin ki abi mesela bir yıl iki yıl hani bu işi kitabına göre yapalım abi biz bu işin pazarlamasını zartını zurtunu hı hı. yapalım biz işte şöyle bir eki biz işte bir yıl şöyle yaptık öyle haksız çıkacağız dersin hı hı. O oyundan iki kat iyi oyun olsun abi senin oyunun başlanır şeye didiklenmeye yani bu böyledir Aa, aset şöyle mi olmuş aa, bilmem ne böyle mi olmuş yani aset kullanmış e, tamam kullandım abi yani oyun doğal nasıl doğal olarak aynen öyle ya, oyun nasıl abi oynarken evet. keyif alacak evet, mı ben alınacak yani ben benim gördüğüm alınacak ha. abi benim için önemli olan o yani onu demek istiyorum yaptığınız şey çok aşık olmamak gerekiyor. konu birazcık başka yerlere gidiyor ama. Yok müthiş e, yani doğru azından söylüyor. belki bu işe girmek isteyen e, arkadaş için de birazcık belki güzel bir söyleme olabilir bu. Adamlar şey diyorlar yani kill your valentine diyorlar. Hani, Hı -hı. E, ne kadar seviyor olursan o ol, eğer yürümüyorsa o bitireceksin o işi. Doğru. Yani o harita olmadı abi. O harita yani çok evet atmosfer olarak çok güzel yaptım falan çok içime sindi ama yürüyorum içerisinde evet mesela abi. şey geçmiyor bana yani lan buraya kombatı koysam ya, o tutmayacak gibi geliyor. Tasarımına aşık vesaire. olma diyorsun abi doğru. E, aynen ne oldu? Doğru. Yazdın doğru koda abi. bile belki öyle olması lazım. Bizler de genelde öyle davranıyor. mesela Yani koca silah customization sistemini Ahmet hı -hı. oturdu iki kere falan baştan yazdı. Hı hı, -hı, -hı, -hı. İçinde sinmediği için ya da aklına bir şey geldi. Aa daha pratik bir yöntem buldum abi. Diyor ya Abi amatör biz bir ekibiz biz. Tabii. Bakın, tekrar tekrar üstüne basak söylüyorum. Bazı şeyleri yolda keşfettik. Tabii. İnsan içinde olduğu zaman da belki göremeyebiliyor. Ben mesela bizim oyunu oynarken artık eğlenmediğimi fark ettim. Yani eğlenceli bir oyun değil anlamda değil. Artık o kadar e, hani Matrix'te Start kodları görüyor şeyi, gibi oluyorsun e, ya. <laughs> evin içinde mesela 3 düşman var. <gülüyor> <gülüyor> Girdiğim <gülüyor> zaman ama bunun işte kimi zaman gireceğim 3, kimi zaman gireceğim 2, kimi zaman gireceğim 1 olacak. Bunu biliyorum ben zaten. Hı -hı. Ama şey de biliyorum. Daha oyuna başladığım anda gördüğüm o olayları tetikleyen başka bir şey gördüğüm anda oyun içinde 3 kişi olacağını biliyorum. Yani biliyorsun değil mi? Evet evet aynen. Şey yani. gibi hani bu speedrunnerlar şeyi gördükleri anda em, ne derler? Evet mesela evet. Diablo, değil Diablo mi? Diablo'da örnek vereyim. Diablo 2'de mesela Rogue Encampment'ın çıkışı sol üstte tamam gideceğini bilir adam. Aynen abi. Onun gibi oluyor ya. abi. Yani giriyorum. Kapıda bin, bin, kapıda bilmem bir şey mi var? Tamam biliyorum içeride kaç kişi olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyorum. Çünkü onun kodunu biliyorsun zaten. Olduğun tabii. Hı -hı. Biliyorsun. Tabii, Biz tabii. Şimdi bunu da arada sıkıştırmış oldum. Güzel oldu. Bunları da mümkün olunca rastgele yapmaya çalışıyoruz. Eee doğru, yani. grand branch'tı zaten böyle. Bir randomization için. var yani ee, o Bir randomization tabii. Aynen. O evin içine her girdiğinizde mümkün olunca farklı bir encounter yaşayın. Şey Süper. Tek yani e haritanın Red belki şeyi değişmiyor ama e encounter'lar layout... değişiyor değil mi? Evet, layout çok değişmiyor ama hı -hı. Yani, base layout diyelim değişmiyor hı -hı. belki ama işte o ev hep orada belki ama. Hı hı. Yani İçinde var. Işte, o evin e, bazen o evin kapısı kapalı olacak arkadaşlar. Hı -hı. Mesela, evin arkasından dolaşmak zorunda kalacağız. Anladım. Anladım abi. Ya da şimdi şeyi deniyoruz. Yapabilirsek e, çok fazla şey veriyorum şu anda aslında ama. E, Keseriz abi olmadı. Evet. Fark etmez. <laughs> yo Yok yok bu sorun değil. Mesela şey deniyoruz çünkü. Yani olup olmayacak kesin değil. Hı hı girdin bir kere oynadın girdin kanepenin arkasına saklandın Hı -hı. kanepe vardı girdin abuser kanepe orada olmasın başka bir taktik dene Anladım. Gibi. birazcık Anladım. şimdi onu da denemeye çalışıyoruz Hı -hı. eğer olursa gerçekten görev aynı da olsa ortam aynı da olsa ufak Hı -hı. tefek değişiklikler işte hani e tekrar oynanabilirlik açısından Hı -hı. E eğer oyunu oynamaktan eğleniyorsa adam Hı -hı. Hı -hı. tamam Okey. Eğlendi. Çok güzel. E, tekrar oynadı. E, değişik bir şey denesin. Evet. Ne tabii. Madem. Kesinlikle. Tabii. O zaman ben izleyicilerimi küstürmemek için tabii, bir tabii, soru evet. abi oradan bir girelim. Ali Sezgi mesela sormuş. ileride bir VR hı. görür müyüz? Hı. VR? Oh. Nasıl bakıyorsunuz VR'a? Yani konteyne... Ya VR'a pozitif bakıyorum da. Hı, hı. Ee, ya yani ben pozitif bakıyor olmam illa tabii bunun olacağı anlamına da gelmiyor. Zaten co ee, olması nedeniyle hani VR olması biraz daha zor olabilir tabii yani. VR ya olan 5 kişi toplayacaksın sonuçta. E var zaten. onun örnekleri yani, var sonuçta da. Var yani. E, e, geçenlerde birkaç ay önce gördüm. Güzel bir tactical shooter var VR ile alakalı. Şimdi ismini hatırlayamıyorum ama. Mesela o bayağı benim ilgimi çekti. Hı. Enteresan olabilir. Yani senin kafandaki adamlarla girip oynadığın zaman ilginç bir evet. e, <laughs> deneyim yaşayabilirsin VR'da. PlayStation'a e, ama... şey oynamıştım ben mesela Firestorm mu? Firestorm'du galiba. Onda bir de işte şey ekipmanı vardı, silah ekipmanı bilmem ama evet, güzel şey oluyor. Güzel Firestorm. oluyor yani. Güzel oluyor tabii ama tabii. bambaşka bir çaba, bambaşka tabii bir şey oluyor tabii ya. Öyle. Ya oradaki dinamikler çok farklı. Daha önce şeyde no70'te 70'te VR desteği vardı ilk yapılan. Orada hatırlıyorum. Bayağı bir uğraşmışlardı ve orada enteresan dinamikler var işte bu mide bulantısına engel olmak için vesaire vesaire. Kesinlikle. Ee, yani benim VR yapacaksam bunu yaparken şeyi de çok iyi planlamam lazım. En basitinden adamın geçeceği duvarın, evet. kapının yüksekliği, içinde bulunacağı oda, ışık, ee, Hı -hı. baktığı zaman her şeyi daha rahat ayırt edebilmesi birbirinden vesaire orada çok çok fazla değişkenler de var. Bir de Evet şimdi şey de yani developerların şey vardır ya hiçbir şey hayır diyemem. Ha, tamam. <laughs> tabii tabii, tabii <laughs> evet evet. Ee, kimsenin kalbini kırmamışsın. Abi hayır diyeceğin yeri bilmen gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ee, yoksa abi. <laughs> yani birilerinin kalbi kırılacak, Ali'nin belki kalbi kırılacak. Ali yeri çok sever, biliyorum. <laughs> Ali Sezgin, Tanıyor, tanıyoruz birbirimizi. Ee, çok ilgili de bir konularıyla vesaire, biliyorum yani. Hı hı. Uzaktan da olsa. Ama yok yani, konteyinde şu an diğer <laughs> gibi bir e, durum söz konusu değil. Okey. <laughs> <laughs> O zaman bir diğer soruma da geçiyorum buradan Emre Buday sormuş bunu da ee, şey diyor tasarım sürecinde gameplay ile realizm arasındaki çizgiyi tam olarak nasıl çektiniz çünkü hani realizme kaçan kombat ve oynanış var gibi gözüküyor trailerda diyor ee, oynanışla gerçekçilik arasında seçim yapmak zorunda kaldınız mı? Kaldıysanız tercihiniz ne oldu ve neden? Vay 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 vay. Emre Teknik de çok giydik. tehlikeli, Emre de çok tehlikeli <laughs> karakterlerden bir tanesi. Ee, Emre ile Twitter üzerinde e, tanıştık. Ondan <laughs> sonra yani şahsen tanımıyoruz birbirimizi ama Twitter'dan <laughs> şeyimiz var, e, etkileşimimiz var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam kendisi Arma'da şu an Arma 2 ile birlikte galiba. O yüzden <laughs> bu ta tactical shooter konularına bayağı erişeceğim. E cevap kritik abi evet. Çok, te çok tehlikeli. <laughs> evet, e çok dikkatli seçmem lazım söz şeyleri, kelimelerimi. <laughs> abi, e ne Call of Duty kadar arcade, Hı -hı. ne de Arma kadar taktiksel bir isim bir oyun. Arayı yakalayalım. E çünkü şeyi biliyorum. Arma oynamak isteyip çok e, misim olduğu için oynayamayan arkadaşlarım Tabii. var. Abi ço oyun çok güzel, çok hoşuma gidiyor. İzlerken bayılıyorum, Hı -hı. oynarken bana gitmiyor Hı -hı. diyen. Hı -hı. Aynısı Call of Duty için geçerli. Adamlar misim istiyorlar. Hı -hı. İşte ki en böyle arcade misim oynadıkları Ready or Not falan hani Hı -hı. Ready or Not'u bile böyle çok misimden saymıyorlar. Evet, Abi, evet, evet, e, evet. Bazıları. Ondan sonra. E, ben de ikisi arasında bir yerdeyim. İkisini de seviyorum. Hı -hı. Dedim ki yani şey yapalım. Hani Red Hornet çok mantıklı bir hareket yapmış orada. Hı -hı. İki tarafı da yakalayabiliyor. Miss Moon'un yanını yakalayabiliyor. Şeyi de yakalayabiliyor. Hani Arcade sevenini de yakalayabiliyor. Hı -hı. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Ama mesela Red Hornet, mesela koşma Yok. Sprint hı hı. atamıyorsunuz, hızlıca koşamıyorsunuz, bu bir videoda gözüküyor teaser'da zaten ben bir böyle hızlı tempo ile koşuyorum sonra alanın ortasına yiyorum verdim. onu Onun diyeceğim abi. çok enteresan. Bedeli var değil mi abi. yani? Koşmanın, yani. hoplamanın, zıplamanın bedeli var yani. Evet abi evet şöyle bedeli var. Onu ne script yaptım ne de video edit'te oraya efekt koydum. Plan şuydu onu çekerken. Dedim ki Mustafa sen buradan şey ateş ediyorsun, onları ateş ediyorsun, onlar hı hı. zaten bize... AI, AI, zaten oradan bize yağdırıyor. Hı -hı. Sen orada ateş ediyorsun. Ben de sana hani geliyorum. Hı -hı. Hikaye bu. Yardıma Hı -hı. koşuyorum. Yersen. Anlatabildim hani evet. mi? Evet, evet Skriptimiz evet. bu. Sahneyi Hı -hı. çekecek ya. Yani. Abi koşmaya başladım. Mermi ağlım onun ortasına tak <laughs> o patlama o patlama o gerçekten oyun içerisindeki VFX abi ağlım Hı -hı. ortasına bir koydu böyle ekran simsiyah oldu zaten parlayınca Dedim ki tam kes burada. Oha çok güzel. Bunu zaten istesek yakalayamazdık. Evet. Tamamen rast. Bakın çok samimi söylüyorum. Çok ciddiyim. Bu kadar şansa denk gelebilirdi o <laughs> Yani oyunda vermek istediğim şey oy aslında bizim. Hı Hani üstünüze alacağınız ekipmanlar işte 5 şarjör takıyorsanız abi üstünüzde 5 şarjör var. <laughs> Bitiyor sonra o mermi. Evet. Hemen bir soruyla gelmek istiyorum bu noktada Buyurun. abi. Şarjörde mermi varken şarjör değiştirirsen mermiler kayboluyor mu? Bak şimdi. Kayboluyor. Ooo <laughs> <Şöyle. gülüyor> Güzel. Şöyle. O, diyelim ki 30 mermin var. Evet <laughs> abi. Belki bir belki konuyu konuya uzak olanlar vardır. O yüzden. Tabi 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 abi. Bu videoyu izleyenlerin yüzde 99 bu muhabbeti biliyor zaten. Onun da farkındayım ama. Olsun, abi, olsun 30 mermimiz var. 10 tanesini harcadık. Hı -hı. Şarjörü atarsanız hı hı yani, tactical reload'da fırlatırsanız hı, hı gidip almazsanız yerden hı -hı. o 20 o 20 mermi orada kalacak. Ha <laughs> yerden çalabiliyoruz bu arada onu da. Şu an bir ısındım ya. Vallahi bir ısındım güzel oldu. Ona göre dikkatli oynayacaksın. Aynen plan bu. Şu an onunla uğraşıyoruz. Şu an bir bug var. Şarjörü attığımızda yerin altına düşüyor bazen. <laughs> çözmem lazım. Hallederiz. sıkıntı Halledilir. <laughs> halledilir abi o halledilir ya. Süper ee, abi. Şeye çok seviyorlar. Onu da ayarladık. Mermiyi sıktınız abi. Pop 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 pop. Son mermi şeye oturdu. Chamber'a oturdu. Hı hı. Çıkardınız, şarjör boş. Şarjör taktınız, ateş etmeye devam ediyorsunuz. Hı hı. Çekmenize gerek yok kurmak olmuyor. Ama eğer chamber boşaldıysa evet yeni mermiyi şarjörden yüklemen sürmen lazım. sürmeniz Güzel. lazım. Güzel. Bunu da ayarladık. Oha! Bu Güzel yani, Heyecanlandım be. E, <laughs> Hem dediğim gibi işte biraz hızlı oynanabilir Hı -hı. hem de taktiksel şeylere işte ne bileyim flashbang atmadan girmek riskli. Hı -hı. Kapıyı tekme atarak mı açmak istiyorsunuz? İşte Red Ornat'ta biliyorsunuz abi bunları zaten yani olan şeyler yeni keşfetmedik bunları. Olsun hani, olsun abi tercih bunlar ama. Öyle anlatmıyorum ama Hı -hı. yani bunlar olması gereken şeyler zaten bu tarz bir oyunda. O yüzden Hı -hı. biz de olması gerektiğine emin olduğumuz Hı -hı. E, her şeyi... İşte dediğim gibi kapıyı tekme atmak istiyorsun, bombayla mı açmak istiyorsun, kildini unlock mı etmek istiyorsun gibi evet. ee, bunların hepsini işte aralamak kapıyı vesaire gibi evet. Evet. Ee, prep çekip işte içeri attın sonra girdin teaser'da küçük bir örneği var zaten Nazlı beraber evet. Nazlı şey ben atıyorum prep'i içeriye Nazlı ile beraber içeri giriyoruz evin içine mesela evet. ondan sonra flashbang attığımız eğer planladığımız gibi giderse Söz hmm. vermiyorum bununla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Karşı taraftan size flashback de gelebilir. Vay. <laughs> wow. güzel, güzel, Deniyoruz şu anda. Yani Aha. yapmaya çalışıyoruz. Ee, belki şeye yetişmez bu konuştuğumuz şeylerin bazıları erken erişim süreci içerisinde <laughs> update ile eklenebilir. Hı <laughs> hı. Öyle şeyler de olabilir ondan sonra. Ee, ama yani burada şey o hani gerçekçilikle Hı hı. Yani taktiksellikle arcade arasındaki hı hı. çizgiyi tutturmaya çalıştık An mümkün Oldu. olduğunca. Gayet makul gözüküyor Süper. yani. Vale Sorka demiş ki, yapım aşamasına girerken kafanızda oluşan contain ile yapımı bitmiş contain arasında fark var mı? Hı. Doğaçlama ilerlemek oyun geliştirmede olan bir şey mi sizce? başlangıçtaki e contain ile bitmiş contain arasında fark var mı? Contain daha bitmedi zaten. ...content ama bitmemişken başlangıçtan arasında fark var. <laughs> bittiğinde... ...bittiğinde de büyük ihtimal çok büyük bir fark olacak. Ee, benim ilk yazdığım... ...game design document ile... E, ...yani aslında hikaye birazcık şöyle. Biz... ...şirket olarak da... ...ilk defa böyle bir şey giriştirdim. Yani şirketi kurduk ve... ...içeriye... ...arkadaşları aldık. Hı, hı. Ve dediğim gibi... içeri aldığım arkadaşlar da... ...ben şeyi tercih ettim. Ee, lütfen kimse yanlış anlamasın... Daha önceki deneyimlerinden ziyade Hı -hı. Hani, tutkularını Hı -hı. değerlendirip belki bu bir risk Hı -hı. olabilir. Ee, i̇lk sorduğum soru ne oynuyorsunuz oldu. Hı -hı -hı. Yani, Singing Giant'a başvururken biz işte yeni, yeni FPS oyunumuz için X kişisi arıyoruz Hı -hı. diye açmıştık başlığı. Gelen de Hı -hı. ilk soru şu ne oynuyorsunuz? işte Red Ornat oynuyorum abi, Call of Duty oynuyorum abi, işte, Rainbow Six çok seviyorum Hı -hı. abi falan dedim. Tamam, sen bir geç bakalım şöyle. <laughs> Çünkü yapı yapmaya çalışacağın şey zaten tükettiğin şey senin. E Bu çok önemli. Bizim ekipte ki herkes, bizim şu an yapmaya çalıştık konteyn zaten öncesinde tükettikleri ve hala tüketmekte olduğu İşte Mesela şey oldu, Modern Warfare çıkışı e, ile birlikte dedi ki tamam yani, Arkadaşlar bu akşam çalışmanızı hiç beklemiyorum, Hatta birkaç gün çalışmanızı <laughs> beklemiyorum, oynayın. girin oynayın <laughs> abi yani uh -huh. çünkü hepimiz bekliyoruz onu, evet. hepimiz beklediği bir şey. Ben Tabii. o anda sana hayır niye işte Call of Duty oynuyorsun, mesai... hayır abi git sen Call of Duty oyna o mesai saati içerisinde, belki oradan bir şeyler kaparsın, Hı -hı. aklına bir fikir gelir, bir şeyler Hı -hı. çalarsın, çakarsın, çok seviyoruz bu tabiri. Olmazsa Çak olmaz, olmaz yani, abi olmaz. yalnız. Olmazsa olmaz. Olmaz. E, ...dedim çakalım yani... Hı hı. ...ondan sonra... E, ...böyle bir ortamda... ilerliyor. bir ve evet hı hı. yani... ...finalinde game design, yazdığım... ...game design document... ...oyun tasarım... E, ...oyun design dan ...bambaşka bir yere geldi... ...bir yerden sonra ben onu düzeltmeyi bıraktım zaten... <gülüyor> <gülüyor> ...ya o yaşayan bir şey denir Tabii zaten... Öyle denir ...yani... yani Tabii. E... ...o zaten yaşayan bir şey olmalı... ...olmak, Olmak zorunda, zorunda yani aynen öyle... Biraz şey gibi geliyor bana ya. Ben onu mesela şeyde çok yaşardım. Ben ufak araya gireyim. Mesela bir atıyorum üniversitede falan da oluyordu ya. İşte ben kurgu yapıyordum. Hani elim daha yatkın diğerlerine göre falan falan. Abi işte film çektik. Kısa film kurgulayalım. iyi kurgulayalım falan. Şimdi filmi nasıl bir şey olması istediğini söylüyor sana çocuk. Sen sonra kurguluyorsun. Kurgularken bir bakıyorsun. Aa burada başka bir potansiyel var yani. Masada topluyor yani. Masada topluyor. klasik geyiği vardır ya. Yani bu plansız programsız olmak değil. Hakikaten... Ee, senin ilk kurduğun planla yola çıktıktan sonraki işte bazı artıların eksilerin bunları falan değerlendirdiğin zaman başka bir yere de gidebilirsin ya yani. Biraz işte şey de oluyor tabii. Sonuçta yaratım süreci devam ediyor oluyor ve başka Hı -hı. şeyler sana ilham veriyor. Biri bir şey söylüyor ya da ortaya çıkan şey başka bir şey çıkıyor sende falan. Evet yani çakıyor. doğaçlama Doğru. veya şey muhakkak işin içinde burada önemli olan şey abi senin biraz şey. E yani hakim olman yani değil. Ana şeyi sonuçta kafanda belirlemiş evet abi, olduğun için onun dışına çıkmadan savrulup içindeki gitme ufak yani. tefek şeyler elbette. <laughs> evet. Yani şey oluyor, işte yaratıcı bir süreç abi oyun tasarlamak, oyun Tabii. oyun yapmak. E, e, şöyle bir şey oluyor, verdiğin task'i, görevi, işi mesela bitiriyor bir kişi Hı -hı. ondan sonra. Memur değil abi bu insanlar. Hı hı. Yani oyun oyun geliştiricinin memur olmasını ya yani yanlış anlamasın memur olanlar beni de hı hı şimdi dinç yemeyelim durduk yere. <laughs> ee, <laughs> şey değil 8-5 ben görevimi yerine getirdim bundan sonra bitti benim işim gibi bir şey yapamıyorsun çünkü e, bu arada yani çok severek muhasebe yapan insanlar da olabilir tabii ki hı hı. E, sonuç itibariyle. Olay, olay yaptığın şey ne kadar sevmekle alakalı. <laughs> tabii, tabii. Se, sevdiğinle evet. alakalı bizim bizimkinde de öyle oluyor. Yani adama ben şey veriyorum. Adama derken işte Nazlı'ya ya da Ahmet'e X bir kişiye hı hı. bir şey veriyorum. Ee, bitirmiş onu. Sonra geliyor da ki ya abi diyor ben böyle bir şey ekledim oyuna. Hı hı. Ne ekledim o yani bir anda <laughs> o öyle, o aldırıldır olur mu? <laughs> Hiç çıkarmamış mı o zaman sonra? Yani Durup dururken yeni... icat çıkar mı oluyor değil mi <laughs> sonra? Yani Durup dururken icat çıkarmamış mı? Çünkü eklediğin her yeni bir şey başka mekaniklere ee... de etki edecek ister istemez. De. Tabii ki abi. Tabii abi ki böyle abi. bir şey yaptım. Ulan bakıyorum çok da güzel olmuş. E Ama bu işte kurguladığımız bilmem neyi bozuyor. Hı hı. Tamam o kurguladığımız bilmem neyi buna göre değiştirelim o zaman deyip bir daha böyle hı hı. hani tekrar şekillendiriyorsun gibi. Muhabbetler hı hı. Hı hı. yaşanıyor. Muhakkak. Ee, bunun ne faydası var? Bence bunun şöyle bir faydası var. Ee, yarın işte bu oyun çıktığında bunu alıp da yarın oyun çıkacakmış diye başlık atacaklar görme. <laughs> yarın bu <laughs> oyun çıktığında dedi. Yarın, yarın bu oyun çıktığında dedi. Yarın dedi. Yarın saat Aa, kaçta? <laughs> yarın saat Bu oyun çıktığında istediğim o umut ettiğim o yani ben sadece bu oyunun kodunu yazdım. Ben sadece bu oyunun işte 3D'sini yaptım. Ee, ben sadece bu oyunun ışığını yaptım değil de ben bu oyunun ucundan, orasından, burasından her bir yerinden tuttum. Hı hı. İşte Görev mekaniği benim sayemde daha iyi hale getirdik desin hı hı. mesela. Yani game design'da da bir şey olsun. Tabii. Ee, ne derler? Yani, olsun. Bu oyunu yani, ben yaptım şeyi. diyebilsin insanlar evet. rahatlıkla değil mi? Evet, yani evet, ben yaptım bunu abi. diyebilsin evet. Var mı abi eklemek isteyeceğim bir şey? Uh, Genel yani, olarak Çok heyecanlıyız Yani inanın herkes kadar Bekleyenler kadar biz de heyecanlıyız ee, Ondan sonra Beklentiler çok yükseldikçe Bizdeki gerginlik ister istemez artıyor Ama bu demek değil ki al beklentilerinizi düşük tutun Hani tabi ki öyle bir şey yok Siz Hı -hı. ne kadar beklentileri yüksek tutarsanız e, Bizim de o kadar çok çalışmamız gerekiyor <laughs> Bu iyi bir şey <laughs> bir yandan da e, ama yani en büyük umudum e, insanların birazcık gerçekçi olmaları hı hı, e, hı. günün sonunda hı hı. O ortaya çıkacak şey konusunda ondan sonra e, şeyi de biliyorum hani süre mesela Big Fry bahsediyordu işte 12 ay erken işin demişler Red Flag demiş Hı -hı. haklı da 12 ay e, erken yaşıma çıkmak için erken yaşımda kalmak için çok kısa bir süreliği mesela örneği yine verelim ya da ground Hı -hı. bench örneği verelim adamlar yıllardır erken Tabii. yaşımda Hı -hı. E, o 12 ay boyunca biz erken yaşımda kalmayı düşünüyoruz Hı -hı. oradaki benim yazdığım cümle Hı -hı. E, kesin 12. ayda biz keseceğiz Hı -hı. ve işte full price tag'e yani tam fiyata erişip Hı -hı. ondan sonra da elimizle elimizi çekeceğiz diye bir şey yok ee, Bu arada yeri gelmişken erken onu da sorayım. Erkin, yani. Erken erişimde e, fiyat ben çünkü o videoda öyle aldım. Erken erişimde fiyat bir fiyat var yani farklı bir fiyat var. Erken erişimden çıkınca bir fiyat artışı ha. olabilir gibi anladım. Aynı. O konuda söylemek isteyeceğim bir şey var mı veya aklınızda bir fiyat onu, e, aralığı var a, mı diyeyim? Aklımızda şu an bir fiyat aralığı yok. Hı -hı. Ee, <laughs> pardon, Onu e, çıkmaya yakın. Yani konuşuyoruz kendi aramızda tabii işte sürekli Türkiye değişiyor için zaten ya, aynen. en çok en çok merak edilen şeylerden bir tanesi Twitter'da da yazdım yanlış hatırlamıyorsam zaten Discord'da falan da belirttim. Hı hı. Ee, hem Türkiye'de satın alım gerçekleştirecek olan arkadaşlar üzmemek açısından hı hı. hem de yani bizi de gömmemek açısından tabii tabii bir orta yol bulmaya çalışacağız. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Türkiye için e, yurt dışında da işte muadillerine hı hı. ile karşılaştırıp zaten Steam size bir öneride bulunuyor da hı hı. E, bakacağız abi yani hı hı. Hmm, bir fiyat belirleyeceğiz. Ama Değil erken erişimde daha... abi fiyat yapımı olacak. Erken erişimde örneğin X fiyatında olacaksa erken erişim bittiğinde Y fiyatına yükseleceğiz. Okay. Bunu zaten her Aha. erken erişimde her... tamam. yaşıyoruz. Bu, bu böyle. Okey tamam. Yani şu evet. an sadece PC platformu mu? Doğru mu söylüyorsun? Sadece PC, sadece hı hı, tamam. PC abi. Tamam. Steam. Hı hı, Steam. Yani ilerleyen süreç ne gösterir bilmiyorum ama tabii, tabii, şu anda tabii. bizim şeyimiz e, kurgumuz yani Day One'dan beri ilk günden beri hı hı. Steam üzerinden çıkmaktı. Hı hı. Ee, ne olur ne biter. Aa bakarsınız bir tane Pabuç'un çok işine gider, bu işine gider. Gel, gel gelin şöyle yapalım böyle yapalım. Tabii, der. canım keşke. Ruslaşırız, olay başka yerlere gider. Ee, ne bileyim geliştirme süreci uzar, hı hı. kısalır bütçe düşer artar yani bu böyle şeyler yaşanıyor yaşanmıyor Hı -hı. değil. Hı -hı. Dolayısıyla o yüzden hiçbir şey için kesin konuşmamaya gayret gösteriyorum. Öyle öyle. Tabii. Peki Biraz son, o da var. son bir sorum olsun o zaman? O benim bir sorum olsun. Bir e, oyun içerisinde bir progression sistem var mı? Hani oynadıkça Yok. Açılacak işte ekipmandır odur budur şu anda öyle bir şey yok. Okay, tamam. Girdiğiniz anda oyun'a hı hı. Discord'da sorulmuştu bu soru yine. Hı hı. E girdiğiniz anda oyun'a bütün ekipmanlara erişeceksiniz abi. Okay. İşte X level'a ulaşmanız falan filan gerekmiyor. Okay. E, belki belki hani hı hı. ben bu projeye çünkü şey geliyor e, oradan birazcık da yola çıktım. E, Kickstarter'ınız var mı destek olmak istiyoruz. Pledge yapalım falan. Evet. E, şeyi konuştuk yani şöyle bir şey yapabiliriz. Um, belki işte bilmem ne skinny işte x tl evet, x -tl, evet. dolar gibi aha, aha. istersen al hani ekstra Kozmetik. ben destek olmak Hı -hı. istiyorum Anladım. diyorsan bu para yetmedi ben sana daha çok para vereyim çünkü Hı -hı. ben senin bu işi daha rahat yapmanı istiyorum, Hı -hı. istiyorum Hı -hı. desteklemek istiyorum diyen biri varsa Hı -hı. Yani. tamamen özgür tamamen özgür oyunda hiçbir şey değiştirecek, tamamen hı. kozmetik bir şey e e eklenebilir belki hı hı. E diye bir kendi aramızda öyle konuştuk. Hı hı. Hani Anladım belki abi. fazla olursa olur. Bunu zaten Discord'da da yazmıştım ben. Hı hı. Hı hı. Anladım e fazla abi. fazla o olabilir. Ama bir şey yok. Bir provision sistemi yok yani. Okey. Abi ellerinize sağlık diyorum. Yolu açık olsun. Çok güzel gözüküyor. Teşekkürler. Teşekkürler Yolu abi. açık olsun. Birçok bilgi de aldık yani burada. Evet. Güzel oldu, süper oldu. İlkiyorum süreçte zaten şeyleri Yani Bir tane attık bu şimdilik. E, şey yapmak istiyoruz. Hani e, dedim ya 3 dgde de grubumuzda 3Dci arkadaşlarımız da eklendiği için aha, aha. onlar da artık şey yapmaya başladılar. E, ne darlar? modeller hazırlamaya başladılar. Aha, aha, biz aha. yavaş yavaş hazır asetleri mümkün olduğunca aha. git gide belki erken için çıktığımızda hemen bitmemiş olabilir. Erken için sürecini devam edebilir. Aha. Hatta şeye de açığız biz. Mesela oynadınız abi oyunu, dediniz Hı -hı. ki işte haritanın burası işte çok kötü, Hı -hı. haritayı değiştirebiliriz, tasarımsal Hı -hı. olarak değiştirebiliriz, Hı -hı. evin yeri değişir falan gibi örnek veriyorum sadece. Hı -hı. Yani tüp, 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 tüp. yaşayan bir development süreci tıp, tıp, e, olsun istiyoruz hmm, biz erken yaşam sürecinde. Herkesin bizim e, vizyonumuzu, kendi vizyonumuzdan çok şaşmadan ama herkesin de konteyn e, oynamayı seven insanların konteyn oynamaktan keyif alacakları bir konteyne <laughs> konteyner Müthiş. oyununa dönüştürme şeyi var. Harika. E, İnanılmaz var tabii ki. <laughs> e, i̇şte şeyleri falan yayınlayabiliriz. İşte şimdi el bombası işte flashbang falan filan gibi bunları e, çıkarttık hazır olanları <laughs> projenin içerisinden. <laughs> Kendi modellerimizi şimdi yerleştiriyoruz. <laughs> Aha, e, abi. Bunun gibi gitgide e, bu süreçte şeyler değişecek. Hazır modeller de yavaş 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 değişecek. Mesela Asset Flip'ten oyunu çıkartmak için elimizden geleni yapacağız ama mutlaka içeride kalacaktım. Olur, 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 olur. Olur, olur abi, olur ya. Olacak abi. Bugün ben işte hep Red Ornat diyoruz ama çok da sevdiğim için onun reklamını da sürekli yapıyor gibi oluyorum ama gerçekten <laughs> yapsam ne olur, yapmasam. Ne olur. <laughs> Sen onu <laughs> o da ö, zikret, ayrı bir konu. zikrettiğine göre bu kadar Onu bir competitor veya rakip veya bir şey olarak muadil olarak görmek mümkün o, o, biraz anlıyorum. Ee, öyle anlıyorum abi, yani. Abi çok üstümüzdeler ama onlar. Şimdi Anladım. öyle bir şey var. Ama hani ökünülen belki hedef... evet. kendini hedef belirlemen lazım Hı -hı, ya. Tabi. Abi biz onu çok sevdik. Hı -hı. Ee, bari ona yakın bir şey yakalamaya çalışalım tabi. Hani ondan zevk alan adam hani konteynerden de zevk alabilsin mesela. Tabi. Değil mi? Tabi. Niye olmasın yani? Tabii tabii ee, tabi, tabii tabi abi. Gibi. Ya yani orada da açıp işte neydi o bölümün adı? Crack House mı Crack <laughs> evet. başladığı yerde sağ taraftan çıkınca şey var. Çamaşırhane var. Ben siz istiyorsanız atayım şimdi çamaşırhanenin Unreal e, Engine marketteki linkini. <laughs> yani evet. Atar ama işte mi? sonuçta oynarken eğlendikten sonra Tabii o orası canım. buradan mı gelmiş? Şöyle Aynen. mi? Olmuş? Kim Aynen öyle. Ben yani. onu gördüm. Aa evet. dedim market, Tekin kullanmışlar. Aynen ben öyle. kullanacaktım bunu falan dedim. Bendeki <laughs> şey o oldu öyle. Bende bir e, bendekinin üzüntüsü oldu. Ya ben kullanacaktım bunu falan oldu böyle. <laughs> e, ama adam o kadar güzel yerleştirmiş, o kadar güzel kullanmış ki orayı. Hı hı. E, bu arada takip ediyorum ben onun e, onların Hı, hı. Art Station'a level designer'ını. E, muhteşem bir insan. Muhteşem işler yapıyor yani o da. Hı -hı. E, böyle yani. Beni okay. bırakırsanız ben sabaha konuşuyorum. Konuşuruz abi. Seni ben bir canlı yayın alacağım inşallah ya. Olur olur olur. olur. Valla bir eğer bir vakit ayarlayabilirsen canlı da şöyle 2 saat 3 saat abi ne hat var hat, ne yok birer çıkarız. Herkes abi. Herkes sorsun nedir ne değildir. Ne zaman eğer istersen bana haber vermeniz Süper olur. Yeterli. Ben ayarlarım abi kendim. Süper olur. O zaman okey. Arkadaşlar ne diyelim? Şöyle diyelim Content Steam'de mutlaka wish listinizi alın. Bak Muhakkak. takibinizi alın. Link aşağıda olacak. Twitter Aynen. linkleri, İstemişim sosyal, sosyal şey medya. olabilir. Hepsinden takip edin. Singing Giant'dan Konteyn geliyor arkadaşlar. Sözünü de aldık. 2023 ilk çeyreği hedef. Sözünü aldık. Kısmet. <laughs> Kısmet. Hedef bu arkadaşlar. Geliyor. Tekrar tekrar söylüyorum. İstek listenize alın. Çok teşekkür ediyoruz Sonat'a. Abi çok sağ ol. Vakit ayırdın bize. O zaman Anlattın. ben kaçtım abi. Görüşmek Hadi üzere. Hadi abi. <laughs> bayağı binip gidiyor. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Öpüyoruz abi. Saygılar, sevgiler sana. Hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese. Çok sağ ol abi. Ne demek?